Beyaz Ana Haber'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye bu olayı konuştu. Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin yurt ve korumasının zorbalığını TV100'deki canlı yayının konuklarından biri de gazeteci Latif Şimşek'ti. Şimşek konuşurken araya girip sesini yükselten milletvekili ayağa kalktı ve Latif Şimşek'in üzerine yürüdü. Moderatör canlı yayını kesmek zorunda kaldı. Asıl zorbalıksa o arada yaşandı sevgili izleyiciler. Stüdyoya giren koruması ve Engin Yurt Latif Şimşek'e saldırdı, onu darp etti. Bu skandala ait görüntüleri getiriyoruz şimdi ekrana. Herkes saygı duyacak kardeşim. Bu ülkenin hakimini de savcısını da bu kadar küçümseyemez. Ya arkadaş. Ya küçümseyemezsin derken ya. Bırakın savunuculuk işlerini ya. Bırakın savunuculuk. Polis de bizim, devlet de bizim. Bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Polis de senin gibi, devlet de senin gibi. Sen bırak bu işleri. Bırak. Sen bırak. Cemal Engin. Sen bana bırak deyince. Öyle olacak. Ben sana bırak deyince. Lütfen. Ne olacak? Sen bana bırak diyorsun da. Bak sen terbiyesizlik yapma. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt ve koruması gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp darp etti. Stüdyoda terör estiren ikili hakkında soruşturma başlatıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, araştırmacı yazar Doğan Çağlar, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt ve Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit programının moderatörü gazeteci Latif Şimşek, TV100'de Pınar Işık Ardor'un konuklarıydı. Selahattin Demirtaş ve Kavala'yla ilgili yargı süreci devam ediyor. Ben de istiyorum adil bir şekilde yargı kararını versin. O kararlardan sonra Türk yargısı ne karar verirse herkes saygı duyacak. Programda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılandığı dava konuşulurken tansiyon yükseldi. Herkes saygı duyacak kardeşim. Bu ülkenin hakimini de savcısını da bu kadar küçümseyemez. Ya arkadaş. Ya küçümseyemezsin derken ya. Bırakın savunuculuk işlerini ya. Bırakın savunuculuk. Polis de bizim, devlet de bizim. Bırakın bu işleri. Bırakın bu işleri. Polis de senin gibi, devlet de senin gibi. Sen bırak bu işleri. Bırak. Sen bırak. Cemal Engin. Sen bana bırak deyince. Öfkesine hakim olamayan Engin Yurt canlı yayında oturduğu yerden kalkıp Şimşek'in üzerine yürüdü. Araya diğer konuklar girdi. Ne olacak? Sen bana bırak diyorsun da. Bak sen terbiyesizlik yapma. Tansiyonu düşürmek için moderatör programa ara verdi. Ancak ortalık daha da karıştı. Cemal Engin Yurt'u Yarkadaş ve Çağlar sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu sırada milletvekilinin koruması da stüdyoya geldi. Programa da ara verilmişti zaten. O ara sırasında girmiş içeriye. Kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Saldırgan insanın. Herkes kameraman falan zannetti herhalde. İşte gördüğünüz gibi gelip arkadan saldırıyor. Alçakça. Biz gazeteciyiz. Rambo değiliz. Mafya değiliz. Dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle mafya arasında çizgiyi belirledi. Arkadan gelip ceketinden tuttuğu gazeteciyi yumruklamaya başlayan korumaya Engin Yurt da eşlik etti. Stüdyodakiler saldırganları güçlükle durdurdu. Skandalın ardından programa iki konu olmadan devam eden Ardor, stüdyodaki şiddeti kınadı. Hiç istemediğimiz görüntülere şahitlik ettiniz ve arkasından daha da kötü görüntüler yaşadık biz stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olayın ardından Ordu milletvekilinden şikayetçi olan Latif Şimşek ise saldırıya tepki gösterdi. Dikkat ederseniz aslında tartışmada da fiziki bir saldırıyı gerektirecek herhangi bir unsur da yok. Cemal Engin Yurt alışmış şimdiye kadar böyle yayınlar. Bağırıp çağırıp karşısındaki insanları korkutup sindirip susturmaya, ama karşısında hangi tarzda konuşursa o tarzda cevap veren bir Latif Şimşek görünce çılgına döndü. Engin Yurt daha önce de bir programda Yaşar Okuyan'a saldırmış, stüdyodakiler onu güçlükle durdurmuştu. Biz kimiz? Cemal Bey. Haddini bil. Biz kimiz? Bu adam gibi konuş. Sen adam gibi konuş. Cemal Bey. 5 milyon emekliysen yaşa takılanı katlettin.
Tanrıdağ eteklerinde çektiği bir videoda ise kurt gibi ulumuştu. Tanrıdağ'ından Bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahdi, ahdimi gerçekleştiriyorum. Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik saldırısı sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.